Tarihin süzgecinden bugüne başarıyla gelen, her zaman devletinin ve milletinin yanında bir aile. Osmanlı'nın bölge ayağını ilan ettiği ve sorumluluk yüklediği, aldığı sorumluluğun gereğini harfiyen yerine getirerek devletinin ve milletinin yanında olduğundan ayağınlığı pek çok defa uzatılmış aile. Osmanlı'nın kendisinden asker toplamasını, vergi toplamasını istediği, bölgenin düzenini bozanları veya kanuna aykırı davrananları yakalayıp adalete teslim etmekle görevli aile. Of'un Rus istilasından kurtuluşu için yaptığı organizasyonlarla Ofluyu toparlamış, en büyük rakiplerinden Tuğcuoğlu Memiş Ağa'yı evinde misafir edebilmiş ve Osmanlı'nın bölgeye yerleştireceği Müslümanlara mihmandarlık yapmış, dostlarına güven veren, düşmana aman vermeyen bir aile. Daha nice sebeplerle Osmanlı'nın Of'u ve Of'un tüm ağalarını kendisine bağladığı aile. Ailenin Of'taki bilinen varlığı Çakırzade İsmail Ağa ile başlar. İsmail Ağa 1800'lü yılların başında Sıra Ağaç Köyü'nde Karadeniz bölgesinin en büyük taş konağını yaparak Of'a derinden kök salar, Ofluyu saygı ve sevgiyle kendine bağlar. Çakıroğlu İsmail Ağa'nın birinci eşi Rize'nin büyük ailelerinden Ekşioğlu ailesindendir ve 6 çocuğu olmuştur. Bunlar sırasıyla Hacı Mustafa Çakıroğlu, Memiş Çakıroğlu, Hasan Çakıroğlu, Dursun Çakıroğlu, Süleyman Çakıroğlu, Genç Ağa Çakıroğlu'dur. Sıra Ağaç Köyü'nün denize nazır yüksek bir tepesinde yer alan simetrik plana sahip konak, onlarca işçiyle yaklaşık 6 yılda tamamlanmıştır. Ana malzemesi kesme taştır. Bu taşlar konağın bulunduğu yere 2-3 kilometre uzaklıktaki taş ocağından getirilmiştir. Konak 23 metreye 23 metre kare plan üstüne inşa edilmiştir. Denize bakan kuzey kısmı 2 katlıdır. Güneye bakan kısmı ise 3 katlıdır. Konağın pek çok yerinde son derece güzel ve nadide ahşap işçiliği mevcuttur. Doğu, batı ve güney tarafında olmak üzere 3 giriş kapısı vardır. Alt katında misafir ağırlama odası ve tüfeklik bulunmaktadır. Zemin katta atlar için ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Orta katlarda muhteşem taş işçiliği olan şömineler ve işlemeli kapıları vardır. Üst katta birçok odası mevcuttur. İsmail Ağa Konağı uzun yıllar kullanılmadığından yıpranmış ve tamir ihtiyacı doğmuştur. Aile, Kültür Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde devlet konuk evi yapılmak üzere konağı Kültür Bakanlığı'na devretmiştir. Ecdat yadigarı olan konağımız bu sayede devletimize ilelebet hizmet etmeye devam edecektir. Konağımıza ait tarihi ve teknik bilgilere biraz daha değinelim. Tarih kitaplarında ve çeşitli dergilerde ailemize ve konağımıza şu şekilde değinilir. 1998 yılında Trabzon'da yapılan ve Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan Trabzon Tarihi Sempozyumu bildiri kitabında Profesör Doktor Haşim Karpuz şöyle diyor. Önemli şahsiyetlerin evleri, bu evlerin mimari ve tezyini özelliklerinin dikkat çekici yönleri vardır. 19. yüzyıla tarihlenen Trabzon ayanlarına ait konakları hala görüp incelememiz mümkündür. Trabzon'da Kalcıoğlu, Rize'de Tuzcuoğlu, Of'ta Çakıroğlu, Sürmene'de Memiş Ağa konakları buna örnek teşkil eder. Her yeni nesil Çakıroğlu zamanla kendisine farklı konaklar yaparak yuvayı terk eder ve Of'un 7 köyü ve 2 ailesine yerleşirler. Bu süreçte yaşamış bazı büyüklerimizi ve konaklarımızın ayakta kalanlarını tanıyalım. Hacı Mustafa Ağa, Memiş Ağa, Hasan Ağa, Sürmene'de Çakıroğlu Salih Kaptan Konağı. Aradan geçen yıllar ve ülkenin koşulları insanımızı tüm Anadolu'ya dağıtır. Tüm ailelerde olduğu gibi Çakıroğlu ailesinde de belli ölçüde ve farklı farklı yerlerin nüfus dağılımı olduğundan ailede yeniden birlik ve beraberlik oluşturma ihtiyacı oluşur.
Mesela şimdi bu derneğe ben o zaman 6-7 sene evvel dedim ki Çin yerlisi gibi biz İstanbul'da dağıldım ayrıca. Toplarım da tahsilde gelip avukatlar, doktorlar gelip bak bu işin şeyi yapalım. Bir devlet kurulun. Şimdi herkes kendi kendine bir soru sormalı. Bugüne kadar ben Çakıroğlu ailesinin manevi şahsiyeti ve manevi birliği için ne yaptım? Ne yaptım sorusunu sormalı. Ne verdim diye bir soru da sormalı. Bu istek kendisini dernek kuruluşu olarak gösterir ve üstün bir gayret ile oluşturulan derneğin kurucu başkanı Avukat Orhan Çakıroğlu olur. Dernekler tarihi için rekor sayılabilecek bir sayı ile tam 124 kişi Aile Derneği'nin kuruluşu için hep birlikte imza atıyor ve aile Orhan Çakıroğlu başkanlığında özlemini çektiği yeni bir oluşuma kavuşuyordu. Oluşturulan ilk yönetim kurulunun fedakarca çalışması netice veriyor, aile bundan sonraki yıllarda birlikteliğin sembolü olacak, şehir merkezinde kendine yakışan nitelikte son derece kaliteli bir ortak kullanım mekanına kavuşuyordu. Gayret sarf eden kurucu heyet için oldukça meşakkatli olan sürece, yani kuruluş çalışmalarına kısaca değinecek olursak. İstanbul'da birçok mekanda defalarca toplantılar yapılıp ailenin fikirleri alınıyor. Ailenin doğduğu topraklara gidilip köyler, yaylalar, evler dolaşılıyor. Kıyıcık'ta büyük bir toplantı düzenleniyor. Kıyıcık Belediye Başkanı Hasan Çakır ziyaret ediliyor. Birlik ve beraberlik ruhu aşılanarak derneğin kuruluşunda katkı yapmaları temin ediliyordu. Dernek kurulduktan sonra da Anneler Günü etkinlikleri, Ramazan iftarları, gençlere yönelik eğitimler düzenlenerek birlik ve beraberlik pekiştiriliyordu. Çalışmaları tamamlayarak aileyi diğer kardeşlerine emanet ediyordu. Derneğin bugüne kadarki başkanları Avukat Orhan Çakıroğlu, Mehmet Çakır, Fuat Çakıroğlu olup başkanlık şu an Ali Çakıroğlu tarafından deruhte edilmektedir. Çakıroğlu ailesi hayatın her alanında geçmişten günümüze başarılarıyla var olmaya devam etti. Kurtuluş Savaşı'nda ofluları örgütleyen ecdadımız, müteakip devirlerde aile efradımız spordan sağlığa, eğitimden finans sektörüne, mühendislik alanlarından din hizmetlerine, üniversitelerden valiliklere ve diğer kamu görevlilerine, milletvekilliğinden farklı partilerde meclis üyeliği temsiline varana kadar pek çok farklı alanda oflulara, ailesine ve milletine hizmet etmeye devam ediyor. Ömer Çakıroğlu, Greco-Roman güreşte 1988'de Gençler Avrupa üçüncüsü oluyor. Bununla yetinmeyen abisi Hasan Çakıroğlu, çıtayı daha yükseklere çıkararak yine Greco-Roman stilde 1986'da Yıldızlar Avrupa şampiyonu oluyordu. Hasan Çakıroğlu bunu da yeterli görmüyor, bir sonraki yıl Yıldızlar Dünya şampiyonu oluyordu. Ailemiz trial yarışlarında ülke üçüncülüğüyle temsil edilirken birincilik yolundaki gayret devam ediyordu. Bu esnada başka bir sporcumuz dağları keşfetmekle meşguldü. Ailenin doktorları operatör doktor Yavuz, uzman doktor Hacer Seyhan, doktor Ahmet, doktor Hatice, doktor Semiha, doktor Murat Çakıroğlu İstanbul'dan Trabzon'a ülkenin her yerinde milletine hizmet ederken farklı partilerden meclis üyeleri, Ankara Altındağ Belediyesi Meclis Üyesi Esra, Trabzon Of Belediyesi Meclis Üyesi Ömer, İstanbul Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Kadir, Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Kürşat, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda mensubu olduğu partinin grup başkanlığını yapan Davut Çakıroğlu, vatandaşını belediye meclislerinde temsil ediyordu.
Bu temsil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınıyor ve Karadeniz'de hiçbir aileye nasip olmayan bir başarıyla Çakıroğlu ailesi 3 farklı kişiyi milletvekili seçtiriyor. Necati İsfendiyar Çakıroğlu, Ömer Çakıroğlu, Mehmet Çakıroğlu ve daha niceleri de adaylık listelerinde üst sıralarda yer alıyordu. İbrahim, Fuat, Nusret, Orhan, Mehmet ve Ali Çakıroğlu. Düzce'deki akrabalarımızdan Düzce Milletvekili Fahri Çakır da dernek kuruluşuna bizleri misafir ediyor ve birliğin öneminden bahsediyordu. Türkiye'de ilk defa bir belediyenin 3G teknolojisiyle canlı TV yayını yapması projesinin altında Sancaktepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Salih Çakıroğlu vardı. Bu ve buna benzer 3 projesiyle Türkiye Bilişim Vakfı tarafından ödüllendirilen Salih Çakıroğlu, akabinde Yalova Üniversitesi'ne Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak transfer ediliyordu. Farklı üniversitelerde bilime hizmet eden akrabalarımız, Harran Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Ahmet, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Kamer Ilgın, 1981, 1985 ve 1988'de 3 kez yılın sporcusu seçilen Türkiye şampiyonu, dünya ikincisi ve aynı zamanda Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Temel, Işık Üniversitesi ve akabinde Gediz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Leyla, Artvin Çorlu Üniversitesi öğretim görevlisi Osman. Bunların yanında akademik kariyeri tamamlayıp ticari hayatta başarılara imza atan Doktor Ömer Lütfü Çakıroğlu da vardı. Ankara'da bakanlıklarda daire başkanı ve farklı görevler ifa eden Mustafa ve Şems Çakıroğlu vardı. Ailemizin öğretmenleri İbrahim, Harun, Erdoğan, Rüstem, Halil İbrahim, Tuna, Tamer, Mehmet Ali, Namık, Nermin, Nuriye, Hanife, Hatice, Ümran ve Serpil Çakıroğlu, Mardin'de, İstanbul'da, Erzincan'da, Trabzon'da, hülasa memleketimizin her yerinde öğrenci yetiştirerek milletine hizmet ederken, farklı partilerde yönetici pozisyondaki aile üyelerimiz de siyasette ailemize katkıda bulunuyordu. Kadem, Ferhat ve Vedat Çakıroğlu. İBB'de UKOME şefi olup yüksek lisans tezi dünyanın diğer ucunda Singapur'da bir dergide yayınlanan da akrabamızdı. Ülkemizin en büyük camilerinden Şehzade başında imamlık yapan da. İBB itfaiyesinde itfaiye eğitmeni olarak devini Serdar Çakır yürütürken Ziya Çakıroğlu da OFF'da yüzme antrenörü ve can kurtaran olarak katkı yapıyor. İBB'de eğitim müdür yardımcısı olarak da İsmail Çakır hizmet ediyordu. Makine mühendislerimiz TÜBİDAK'ta bizi temsil ederken, gemi mühendislerimiz dünyanın her yerinde adımızı duyuruyorlardı. Hendik Belediye Başkan Yardımcılığı, İBB İmar Daire Başkanlığından sonra, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak Davut Çakır ailemizi temsil ederken, Ümraniye Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak Enver Sedat Çakıroğlu temsil ediyordu. Bursa'da ve İstanbul'da vali yardımcılığından sonra İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kaymakam olarak temsil ediliyordu. Yurt dışında ise başarılı komünikasyon işlerinin yanında Berlin'deki Türk Federasyonu'na bağlı derneklerde önemli çalışmalar yapan Davut Çakıroğlu, o dönemde Berlin Türk Topluluğu'nun genel sekreterliği ve as başkanlığını yaparak hem ülkemiz için hem de Trabzon için önemli projeler geliştiriyordu. Adalet Bakanlığı'ndaki temsilcimiz Ercan Çakır, Bingöl Savcısı olarak görev yaparken, ailemizi Maliye Bakanlığı'nda gelir uzmanı olarak Mehmet Celal Çakıroğlu, Kültür Bakanlığı'nda hat ve tesip sanatçısı Şeyma Çakıroğlu Yeşil temsil ediyordu. Sosyal yardımlaşma hususunda vakıf müdürü olarak Murat Çakır hizmet ederken, radyo programcılığında Dilek Çakıroğlu aileyi temsil ediyordu. Bankacılık sektöründe yurt dışında aileyi Avni Çakıroğlu temsil ederken, yurt içinde Kadir Çakıroğlu temsil ediyordu. Tekstil sektöründe İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri olarak Süleyman Çakıroğlu görev yaparken, Devlet Demiryolları Marmaray Acil Müdahale ve Kurtarma Ekibinde iki kardeş Erhan ve Ayhan Çakıroğlu,
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda su ürünleri mühendisi Rabbani Çakıroğlu ailemizi temsil ediyordu. Sporda diğer temsilcilerimizden biri Trabzonspor Tesisler ve Stadyum Müdür Yardımcısı Ersoy Çakıroğlu iken, Trabzonspor yönetiminde başkan yardımcısı olarak Sebahattin Çakıroğlu var. Kırıkkale Sulakyurt'taki akrabalarımızdan Ali Fazıl Çakıroğlu ise bizi BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak temsil ediyor. Rize Çayeli Belediye Başkanı Rıza Çakır toplantılarımıza iştirak edip birliktelikten bahsederken, Üsküdar Belediye Başkanı merhum Mehmet Çakır katıldığı toplantılarımızda aile birliğinin önemli olduğunu vurguluyordu. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru Hattı'nın çevre programı bir Çakıroğlu tarafından yönetiliyordu. Son ve en büyük fedakarlık ise Diyarbakır Silvan'da görev yapan özel harekat polisi kardeşimiz Necmi Çakıroğlu'ndan geliyordu. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in mısraları, ailemizin yiğit evladı Necmi Çakıroğlu'nda hayat buluyordu. Şehidim, burada liseyi bitirdikten sonra, zaten Ofta liseyi bitirdi. Ondan sonra askeri gitti. Askerliğini komando olarak Hakkari'de yaptı 95'lerde. Askerden geldikten sonra Çevik Kuvvet oldu. Çevik Kuvvet'te çok az bir şey çalıştı. Onun zaten bütün niyeti özel araçlar. Askerde komando olacağım demişti. Komando olarak şöyle demişti. Ondan sonra da özel araçlar, illaki özel araçlar. Bu videoda kamu kurumlarında veya kamuyla bağlantılı yerlerde çalışarak devletimize, milletimize katkı sunan akrabalarımız tanıtılmıştır. Özel sektörde ve ticari hayatta başarılarıyla hizmet edenler ayrı bir videoda tanıtılacaktır.